gazeteci Ahmet Hakan'a bir saldırı gerçekleştirildi. Olayın mahiyetini tam olarak bilmiyoruz. İl Genel Meclisi'nin Ekim ayı toplantıları başladı. Abdülaziz Çıkıkçı Başkanlığı'nda yapılan ilk toplantıda Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a yapılan saldırı kınandı. İl Genel Meclis Başkanı Abdülaziz Çıkıkçı toplantıda yaptığı açılış konuşmasında basın medya kuruluşlarına yapılan saldırılara tepki göstererek Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a dün gece evinin önünde yapılan saldırıyı kınadıklarını söyledi. Ama ne olursa olsun sonuçta yani bu ülkenin gündemini takip eden, bu ülkenin gündemiyle alakalı programlar yapan her kim olursa olsun fikir düzeyinde bir hareketin dışına çıkmadığı müddetçe böyle kaba girişimlerin hiçbir çıkar tarafı yoktur. Kabul görür bir tarafı da yoktur. Bu Ahmet Hakan olduğu için değil, kim olursa olsun hani gazetecilik yapmak kolay bir iş değildir. İster yazılı ister görsel basında buradaki yerel arkadaşlarımız için de geçerli. Fikirlerini ortaya koyan, fikirleri çarpıştıran, düşüncelerini ortaya koyan kim olursa olsun bu şekilde kaba bir davranışa maruz kalmaması gerekir. Özellikle Türkiye gibi devlet geleneğinin çok eskiye dayalı olan ve devlet kültürünün de çok eskiye dayalı olan bir ülkede bu tip girişimlerin geçerli tarafı yoktur. Bunu bu kürsüden kınayalım istedik. İnşallah bir daha böyle bir girişim hiç kimse için olmaz. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ile ilgili de konuşan Çıkıkçı, tüm yaşlılarımızın huzur içinde olmasını temenni ediyor, günlerini kutluyorum dedi. Şimdi başta huzur evi sakinleri olmak üzere evinde çocukları tarafından, gerek kız çocukları gerek erkek çocukları, gerekse gelinleri tarafından bakılmakta olan yaşlılarımız ve kendi kendine yeterli olan yaşlılarımız, sırada biz de varız. Huzur içinde devletin aşmetli ellerindekiler zaten huzurlu görünüyor. Hayırlı evlat yetiştirenler de mutlaka huzurludur. Kendi kendine yetenler de zaten huzur içindedir diye düşünüyoruz. Onların gününü yürekten kutluyoruz. İl Genel Meclisi'nin Ekim ayı toplantıları bir hafta devam edecek. Meclis gündemdeki konuları görüşerek karara bağlayacak. Osman Recai Koçaş, Mustafa Suriçmez, Ahmet Durmaz.